أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. Çok değerli büyüklerimiz, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün burada iki mutlulu bir arada yaşıyoruz. Birincisi, bizleri yıllarca köyümüze hizmet eden, bizlerin kürsülere, mihraplarda yetişmemize vesile olan, çok büyük emeği bulunan, onun hakkını ancak böyle onu senede bir defa anmakla değil, her cuma gecesi dualarımızı ortak edersek onun hakkından öyle kurtulacağımıza inanıyorum. Mekanı cennet olsun. Amin. Allah razı olsun ki bizleri, sizleri ve sizlerin evlatlarını bu kürsülere, bu minberlere, mihraplara yetiştirmeye vesile olan Mehdi hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Birinci sevincimiz bu. İkincisi, yarın akşam mübarek Berat Kandili'dir. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Allah günahlarımızı, hayatlarımızı beratımıza vesile eylesin inşallah. Biliyorsunuz ki Berat temizlenme, arınma, suçlara, hatalara yani kabullenip tövbe etmek demektir. Bizim için, insanlık için büyük bir kurtuluş vesilesidir. İnşallah. Bugün geçenleri kendisini hastanede ziyaret ettim. Bizim de, benim de akrabam olur. Allah rahmet eylesin. Onun da bu kabir yolculuğu bizim için bir sevinç anıdır. İnsan dünyaya gelir ağlayarak, ahirete gider ve gitmelidir gülerek. Çünkü bizler bugün buraya toplandık. Güzel bir kalabalık cemaatimiz var. Biliyorum ki beyninize, başınıza sıcak vuruyor. Hocam bir an önce bitirse de, yani Fatiha dese de namazı kılsak, onun bilincindeyim. Fakat yani bu camiler bu cemaati almayacak. Almayacak. Keşke biraz daha büyük yapsaydınız bunu. Diğer zamanlar boş kalıyor ama böyle zamanlarda lazım oluyor işte. Kardeşlerim, değerli büyüklerim, Yunus ne diyor biliyor musunuz? Neyleyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Neyleyim dünyayı, bana Kur'an'ım gerek. Neyleyim dünyayı, bana Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gerek. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir cenaze merasimine katıldı. O cenaze merasiminde bulunanlara sordu. Ey ashabım, ey ümmetim, bu merhumu hayat halindeki nasıl bilir diye sorduğu zaman o cenaze merasiminde bulunan kişiler şöyle şahitlikte bulundular. Dediler ki, iyi bilirdik ya Resulallah. İyi bir muvahhid, iyi bir Müslüman, iyi bir dosttu, iyi bir insandı. Ne elinden ne dilinden zarar görmezdik. Bu şahitliğin arkasından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Vecebet lehumul cenneh. Cennetten bahsetti. Başka bir cenaze merasiminde yine Peygamberimiz bulundu. Yine sordu orada bulunanlara. Dedi ki, ey ashabım, bu merhumu nasıl bilirdiniz diye sorduğu zaman oradaki cemaat sus pus oldu. Ya Resulallah, elinden ve dilinden zarar gördük. Namazı kılar mıydı bilmezdik. Kendisinden çekilirdik, söverdi, kırardı, inciten birisiydi. Çünkü bizler yeryüzünde Allah için şahitlik edenleriz. Kötü bir insana ne kadar iyi desek de ona faydası olmaz. İyi bir insana da ne kadar kötüdür desek de ona da zarar veremeyiz. Çünkü Allah kalplerdekini bilir. Yunus öyle ifade ediyor. Beyhude gamlanma divane gönül. Cümle alemin rızkını veren Allah var. İstediğin güzellikleri, hayır ve hasenatları kimse bilmiyor sanma. Gecenin karanlığında yürüyen, simsiyah kara taşın üzerinde yürüyen, karıncayı gören Allah var. Biz yeryüzünde ancak birbirimiz için şahitlik edeceğiz. İşte bugün rahmetli Hacı Mustafa abimizin içinde iyi bir insandı, iyi bir muvahhitti, cemaatimizdi. Böyle bir şahitlikte bulunacağız. Mustafa abimizi dünyada hayat halindeyken nasıl bilirdiniz? Biliriz. Ona karşı dünyaya ve hayata mutalip olan hak ve hukukları helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Evet. Rabbim şahitlerinizi ve helalınızı kabul eylesin. Amin. Rabbim bizleri Kur'an yolundan, İslam yolundan ayırmasın. Amin. Beratlarımızı, berat gecemizi şimdiden hayırlı vesile etsin inşallah. Amin. Ben mikrofonu değerli abime bırakıyorum. Aziz cemaat-ı Müslümin, Hoca Efendi'nin söyleyeceği sözün üzerine bir sözümüz yok. Ancak hepiniz buraya bir kaya için geldiniz. Allah cümlenizden razı olsun. Merhum abim işte bu. Ama çocuğunu okutmak istemeyen, çocuğun sonra babasından ana, vurgunluk vesaire falan ana babaya isyan,
Hani neyse böyle hadiseler bak şimdi oluyor mu Allah'ın olsun ama gene de duyuyoruz. Anasını babasını doğrayan imansızlar çok var gene. Allah şerrinden korusun. Cenab-ı Hak soğuk çocuğumuza bu nesli böyle köyümüzde hizmeti geçen bütün dallarımıza hepsine A'sından Z'sine kadar yani. Küçük büyük hepsinden razı olsun. Lakin böyle bir tohum ekmiş. Bak abimizde zırnen yani Allah'ın izniyle %99 şehittir inşallah. Çünkü böyle bir yani böyle bir yapıyı da diyeceğim. Bir şey daha tebrik edeceğim sizlere. Kaldırıyor bir şey yok. Yastığı kaldırıyor altında simsiyah bir yıl var. Bak bunu duyur musun Hoca Efendi'den? Elhasıl diyor ki niçin görevini yapmadın? Ya Resulallah diyor. Ona bir zat gelmiş. Böyle geç vakit saat 1'lerde diyelim. Ele bastırıyor, benim karnım aç diyor yani. Şey elinle, Allah için bir şey istiyorum diyor. Yok bir şey diyor. Hanımı hemen oradan diyor ki, var diyor hani bize ait bir helva var ya, onu ikram etsene diyor. Azizler işte görüyorsunuz, o zaman o yılan diyor ki, ya Resulallah, o yılan sanki diyor benim kursağımda o. Yani tıkandı ne aşağı gider ne yukarı gidiyor, görevimi yapamadım diyor. Şuradan beyanız ne buyurmuş? Esra'da kötü terüdül bela ve sesimiz on. Bak hocamızın hakkı efendim o nüveler ne oluyor şimdi ne var onun gidiyor Allah'ım olsun. Cenab-ı Hak tüm geçmişlerinizin ruhunu şahit etsin. Allah hepinizden hepinizden razı olsun. Lillahi Fatiha. Değerli cemaatimiz, Kur'an-ı Kerim okuması bu akşam yine bu camimizde yapılacaktır. Bu akşam ve yarın akşam okunacaktır. Evet, hep birlikte niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyit için duaya, bugün hazır olan imama, her kişi niyetine. Alışveriş yapıp alacağı vereceği varsa mirasçılar buradadır. Allah rızası için çekinmeyin, utanmayın. Bugün boynumuzun borcudur inşallah. Buyurun efendim.